Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Afyon İsçehisar'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise birçok farklı branşta hizmet veren bir marka ismi Dempet AŞ'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Baha Demirel ile birlikteyiz. Merhaba Baha. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Baha Demirel, buranın genel müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi tabii ki birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Onları alacağız, o bilgileri alacağız sizden ama öncelikle firmamızı tanıyarak başlayalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Firmamız 1988 yılında ilk olarak normal akaryakıt istasyonu olarak başladı. Son 2 yılda da lokanta, restoran şeyine geçtik. Durum bu şekilde. Ve tabii ki sadece bununla bitmiyor. Bunun haricinde aynı zamanda demmer var. Mermer. Değil mi? Mermer fabrikalarımız var. Makine fabrikamız var. Yaklaşık 1,5 yıl önce de maden suyu firmamız açıldı. Kendi mermerlerimizi üreten ocaklarımız var. Firmalarımız bu şekilde devam ediyor. Ve dediğimiz gibi birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Tabii ki birçok farklı branşta hizmet verdiğimizden dolayı da bu anlamda kaliteli hizmeti ön plana çıkarıyoruz, öyle değil mi? Bizim birinci amacımız, özellikle de bu Dempet AŞ olarak, birinci düşüncemiz müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet, temizlik, tamamıyla bunun üzerine. Para kazanma amacı bizim için İkinci planda. Birinci planda kaliteli hizmet, kaliteli üretim. Gelen misafirlerimizi kaliteli bir şekilde ağırlamak. Birinci amacımız bu. Evet. Aslında Dempet AŞ bir aile şirketi. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. Peki kim tarafından kuruldu? Şuayb Demirel, Adnan Demirel yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımız Adnan Demirel. Bizim 4 tane dedemiz var. Bunlar işte şu ufak bir demircilik dükkanından başlayıp İşte demmerdir, demmaktır. Demircilik atölyesinde asıl bizim işimiz de demircilik atölyesidir. Ondan sonra mermer, makina, ondan sonra da 88 yılında da akaryakıt istasyonu, ondan sonra da restoran kısmı. Evet. Peki restoran sektörüne nasıl girdik? Ya, nereden aklınıza geldi bu fikir? Biraz müşterilerimizin yönlendirmesi. Tesisimizi yeniledik, showroom'umuzu yaptık buraya. Bu alana da müşterilerimizin tepkisi, işte bir lokanta tarzı bir şey olursa daha iyi olur gibisinden. Bu şekilde yola çıktık. Böyle bir tesis yaptık. Böyle. Peki Demmer AŞ olarak neler yapıyoruz? Çok geniş bir ürün yelpamemiz var. İç mekan, dış mekan döşemeleri, ondan sonra oteller, efendime söyleyeyim, yurt içi, yurt dışı satışlarımız var. Hı hı. Kendi ocaklarımız ürettiğimiz mermerleri kendi fabrikalarımızda işleyip müşterilerin istekleri doğrultusunda, hı hı, istedikleri ölçülerde hazırlayıp yurt içi, yurt dışı satışlarımız mevcuttur. Evet. Butik hizmet de verebiliyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki tabii ki mermercilik de var. Onun haricinde akaryakıt sektöründeyiz. Ve son olarak da dünya köfteyle sevgili halkımızın hizmetindeyiz. Evet. Peki gıda sektörüne nasıl giriş yaptık? Ya gıda sektörü işte daha önce de dediğim gibi müşterilerimizi tamamen böyle bir tesise, bir lokantanın, bir restoranın yakışacağı tarzında tepkilerden dolayı böyle tepkilerden yola çıkarak böyle bir restoran açtık. İnsanlarımız da memnun. Hem işçilerimize, Afyonumuza bir hizmet amaçlı. Bu şekilde başladık, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki dünya köfteyi neden tercih ettiniz? Ya, dünya köfteyi birkaç eşimizden, dostumuzdan tavsiye aldık. Ürünlerin çok güzel olduğunu öğrendik. Gittik, yerinde tespit ettik. Hoşumuza gitti. Etinin lezzetli olduğunu. Lezzetli olduğu. Değil mi, öğrendik? Kesinlikle, evet. Bu şekilde başladık, devam ediyoruz bu şekilde. Evet, biz de röportaj öncesi o güzel lezzetlerin tadına bakma imkanı bulduk. Gerçekten de çok güzel. Etin lezzeti zannediyorum doğal olduğundan. Tamamıyla doğal. Ürünler zaten hiçbir katkı maddesi yoktur ürünlerde. Tamamen doğaldır. Özel hayvanlardan üretiliyordur. Kuzu, dana şeklinde. Kesinlikle katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Evet. Ve bu anlamda da çok tercih ediliyor. Kesinlikle. Müşterilerimizden biz bugüne kadar bu et konusunda hiçbir olumsuz tepki almadık. Hı hı. Aksine eşlerine, dostlarına tavsiye edecekleri noktasında da çok tepki aldık. Evet. Ve tabii ki doğal olarak lezzet güzel olunca, hizmet de güzel olunca tercih sebebi oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki Baha Bey, bu markalaşma süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Markalaşma süreci şöyle başladı. Biz ne yapabiliriz bu halkımız için, işçi sarımız için, Afyonumuz için? Bu şekilde yola çıkarak mermer fabrikalarımızı kurduk.
mermer fabrikalarımızın mermer üretimlerinde makine fabrikalarımızı kurduk. Bunun yanında akaryakıt istasyonumuzu kurduk. Bunun yanında avşar maden suyumuzu kurduk. Bunların yanında ocaklarımız var. Bunlarla beraber dürüst, kaliteli iletişim, üretim bu şekilde markalaştık. Tabii bu da sizin markalaşma sürecinizi hızlandırmış oldu. Çünkü yaklaşık 1000 kişilik bir ekibe sahibiz, öyle değil mi? 1000 kişilik işçi kapasitemiz var. Tüm ocaklarımız, mermer fabrikalarımız, istasyonumuz, lokantamız bunlar dahil. Bunlarla beraber doğru iletişim, halkımızla beraber gelen misafirlerimize dürüst ticaret, dürüst iletişim, doğru iletişim, kaliteli iletişim. Evet. Ve kaliteli hizmeti de sonuçta doğuyor. Doğal olarak bu da markalaşma sürecinizi hızlandırmış oldu. Zaten siz dürüst davranıp dürüst ticaret yaptığınız zaman gerisi bir şekilde akıp geliyor. Böyle ticaretin anlamda. Genelinde dürüstlük ilkesi çok önemli. Bu anlamda zaten yıllardır var olan bir firma Dempet AŞ. Bu anlamda tabii ki farklı projelerimiz, düşüncelerimiz var mı? Neler yapmak istiyoruz ileriye yönelik? Ya şu an için farklı projeler var ancak bunlar ilerleyen zamanlarda ne olacağını ne biteceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bize destek veren halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız, çalışmalarımız devam edecek. Bize tanıtma fırsatı sunduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.